Evet kıymetli dostlar, yepis yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Şimdi arkadaşlar, e, öncelikle herkesin yarınki bayramını kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun, Allah e, nice bayramlara biz ulaştırsın. Gerçi uğurlu olsun denmez ya, hayırlı olsun denilir dini tabir için. Uğura pek şey gerek yok. Ama inşallah hastalıksız, sıkıntısız, herkesin nice bayramlara ulaşması duasıyla arkadaşlar. Bayramınız bir kez daha şimdiden... Mutlu mutlu olsun. Fenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi'ye sorular. Şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü biliyorsunuz Mehmet Büyükekşi'den haz etmiyor. Ve TFF'nin Kukla Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye dair 5 soruluk bir e, şey yayınladı. Ve hani kısa kısa geçeceğim arkadaşlar. Çünkü önemli konular başka. 5 tane önemli sorumuz var. 1- Aldığınız seçim kararına ilişkin. TFF yönetim kurulunuzun haberleştiği WhatsApp grubunda kamuoyuna açıklama yapmadan önce herhangi bir paylaşım ya da görüş alışverişinde bulunmuş mudur? Yönetim kurulu üyelerinizden kaçı bu kararınızı kamuoyundan öğrenmiştir. Şimdi seçim kararı alınıyor, alabilir normal çünkü kimse istemiyor ve ee... anlatabiliyor muyum? Ee... Ama kimsenin haberi yok. Bu nasıl oluyor? Gerçekten bak nasıl oluyor bu? 2. 17 saatlerinde yaptığınız açıklamalar neden TFF'nin resmi internet sitesinde ya da resmi sosyal medya hesaplarında yer alma diyor? Bu açıklamadan sonra resmi hesapta yer aldı arkadaşlar. 3. Yukarıdaki sorularımıza ek olarak en önemli gördüğümüz soru şu. Kamuoyu ile paylaştığınız seçimli genel kuruluna ilişkin açıklamanıza ait alınmış bir yönetim kurulu kararınız bulunmakta mıdır? Şimdi düşünseniz at çiftliğine çevirmiş herif. Tek başına iktidar tek başına karar alıyor. 4. 18 Temmuz'da yapılacak bir genel kurul genel kurulun seçilecek yeni yönetim ve Türk futbolu açısından aşağıda belirtilen risk ve sıkıntıları doğuracağının farkında mısınız? Bu kaotik ortamın o tarihe kadar devam etmesi demek değil midir? Hakem klasman atamalarının mevcut TFF kurullarının yeni sezon planlamalarının yine bu yönetim tarafından gerçekleştirilmesi yeni gelecek yönetimin elini zorlaştırmayacak mıdır? 2024-25 sezonu transfer dönemi lig statülerinin, oyuncu oy uygunluklarının, A takım listeleri kriterlerinin, kulüp lisans ve finansal sürdürülebilirlik ilkelerinin mevcut yönetim tarafından belirlenmesi yine gelecek yeni yönetim çalışmalarını ve hareket alanlarını kısıtlamak değil midir? 5 18 Temmuz tarihinde yapacağını duyurduğunuz bu şeyde aday olmayı düşünüyor musunuz? Şayet devam etmek gibi bir düşünceniz yoksa niye 102 gün sonrasına karar aldınız? 6. Bildiğinizi tahmin etmekle beraber şu hatırlatmayı yapmaya ihtiyacı duyuyoruz. Yönetim kurulu olacak alacağınız karar ile TFF delegelerini en hızlı 22 gün içerisinde olağanüstü genel kurula çağırmanız mümkündür. Bu şekilde milli takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'na yeni yönetim kuruluyla gidebilir. Kamuoyunun daha doğru bilgilendirmesi adına tarafınıza yönettiğimiz bu soruları en kısa zamanda yanıtlamanızı dileriz. Şimdi bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklamasıydı. Bitmedi. Kulüpler tabi şöyle söyleyeyim size. Ekranlar karşısında açıklamalarıyla gerçek tutumları aynı olan omurgalı, dik, haysiyetli kulüpler bu federasyonun lağvedilmesi için çeşitli başvurularda bulunuyor. Mehmet Büyükekşi'nin görevden alınması için yeterli imza sayısına ulaşıldı arkadaşlar. İmzayı veren takımlar. Tabii ki Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa. Bakın dikkat edin. Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa. Hocam Galatasaray, Karagümrük, İstanbul Spor, Adana Demirspor, Samsun Spor. Pendik Spor, Antalya Spor, Sivas Spor. Şimdi bu takımlara ek olarak yanlış biliyor olabilirim. resmi olarak açıklamalar yapılmadığı için yanlış biliyor olabilirim. Ankara gücü de verdi diye biliyorum. Kaç etti arkadaşlar? Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Karagümrük, İstanbulspor, Adana Demirspor, Samsun, Pendik, Antalya, Sivas, 10. Ankara gücü 11. Yani %50 geçirmiş durumda. Geriye 9 tane takım kalıyor. Galatasaray. A2 takımı. Galatasaray'ın A3 takımı. A4 takımı. A5 takımı. A6 takımı. Rize Spor. A7 takımı. Hatay Spor. Çok 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 merak ediyorum. Ekran karşısında başka konuşup başka yerde başka konuşmak nasıl bir e, omurga nasıl bir dik duruş. Hani Metin Oktay duruşu, Metin Oktay duruşu. Metin Oktay'ın duruşu böyleyse siz o Metin Oktay'ın arkasında falan durmayın. Gerek yok. Yani Galatasaray ve Trabzonspor. Hani kurulları federasyon istifa etsin diyordunuz. Hani Halil Umut hal e hakemliği bıraktıracağız, bıraktırmazsak namerdiz, alçaz diyordunuz. Ne oldu? Halil Umutmeler e, federasyonun yalvarmasıyla Liverpool maçını aldı. Şampiyonlar Ligi'nde yalvarmasıyla. Yal varmasıyla ne oldu Gerçekten ne oldu Neyse Allah'ın da bir hesabı vardır daha görülecek çok hesabımız var ama tarih bu dönek takımları unutmayacak hem federasyon istifa dedik deyip de hem de dönen takımları unutmayacak ya şu andan itibaren ben bir size bir şey söyleyeyim. Galatasaraylılara bir şey anlatmaya çalışmayın. Birincilikten 10 kulüp, ikinci ligden 40 kulüp başvuruda bulunmasına rağmen ya rahatsızız diyen Galatasaray'ın Trabzonspor'un başvurmaması ne demek biliyor musunuz? Bunlar bizi kolluyor demek. Biz bunlarla uçuştayız demek. Hani yeminler ediyordunuz. Ramazan ayında oruçlu oruçlu yeminler ediyordunuz. Vallahi de billahi de diyordunuz. Federasyon Fener'i kolluyor. Fenerbahçe bir tane Federasyon istifa diyemez diyordunuz. Ben Allah var ben şunu bekliyordum. Yeterli imzaya ulaşıldı ya. Galatasaray ve Trabzonspor'da gider en son imzayı atar. Şov yaparlar diyordum kendi kendime. Bakın biz de imza attık. İş işten geçmiş. Orada ön ayaklık yapmak. Birinci imzayı atmak. Belki de oradan mimlenmek. Ya bu tabi delikanlı takımlar yapacağı işler. Yani Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başını çektiği grup TFF'nin gitmesini istiyor. Galatasaray ve Trabzonspor'un başını çektiği grup, grup da kalmasını istiyor. Yani Mehmet Büyükekşi'nin kimlere hizmet ettiği, kimlere çalıştığı bu tabloyla netleşti. Mehmet Büyükekşi'nin kimlere çalıştığı, yani kimlerin işine geldiği, hangi kulüplerin işine geldiği bu tabloyla netleşmiş oldu. Ve TFF utanmadan 18 Temmuz'da seçim var diye de direten bir açıklama yayınladı. Şimdi 12 numarada bir paylaşımda bulundu. CHP Genel Başkanı Sayın e, şey, Özgür Özel herhalde hesap adı. Türk futbolunu bitiren bu arsızlar ve işsizler sürüsü koltuğa yapıştılar. Onlarca kulüp imza toplamasına ve istifa edin demelerine rağmen 18 Temmuz'a kadar kalmak ve futbolu katletmek istiyorlar. Ülke futbolunun altına dinamit yerleştiren bu zihniyet yüzünden futbolda kaos ve kriz eksik olmuyor. Büyük ekşi denen utanmazın rezaletinden, rezaletinin meclis ortamına ve Türkiye gündemine getirilmesi adına sizlere çağrıda bulunuyoruz diyor Murat Sancan çeşitli açıklamaları var. Daha yine bugün de bir açıklama ekleyecek. TFF başkanı olmayacağım. Öyle bir derdim yok. Amacım yok diyor mesela. Keşke olsa. Futboldaki adaletsizlik benim amacım. İstenilen kulüp düşürülebiliyor. İstenilen kulüp şampiyon yapılabiliyor. Asıl büyük ekşiye ben söylüyorum. Yeter diyor. Seçimli genel kurul erken olsun diyor. Şimdi ben bir duada bulunuyorum. Ramazanın son gününde. Allah kimseyi Fenerbahçe'yi hakemler koruyor. TFF koruyor. Hakemler olmasa Fenerbahçe asla bu puanda olmaz. TFF'yi istifaya dahi davet edemiyorlar deyip TFF bunların köpekliğini yapıyor deyip üstüne üstlük bunlara yeminler ekleyip doluğunun çocuğunun üstüne yeminler ekleyip dininin imanının üstüne şerefinin üstüne yeminler ekleyip bunları söyleyip TFF'nin istifasını isteyemeyecek kadar omurgasız yapmasan Allah kimseyi. Ya da kulübünü. Şu anda herkes görüyor. TFF kimi kolluyormuş, kime hizmet ediyormuş, kimin emrindeymiş, kim bu kahpe düzenden memnunmuş. Herkes gayet iyi görüyor. Yani kör olmayan herkes, gerizekalı olmayan herkes şu anda görüyor. Öyle düşünüyorum. Yani körse ya da gerizekalıysa göremiyordur. Not, Euro 2024'de milli takımımız 3'te 0 çekerse, ki şu anda çekecek gibi gözüküyor, tüm TFF yönetimi, vatan haini ilan edilecek ise kabul ediyorum ben. Aksi takdirde ne alakası var TFF'deki seçimle milli takımın diyoruz. Koltuklara yapışıp kalkmama çabalarınız, arkanızı aldığınız güçle sizi orada tutan takımları zaten görüyoruz. Görüyoruz biz. Gör değiliz. Şimdi diğer bir konu Galatasaray'ın sahtekarlığı. Nedir o sahtekarlık? Nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Dursun Özbek Galatasaray Başkanı olarak bütün spor paydaşlarını aklı selim olmaya davet ediyorum. Samimi ve iyi niyetli olmamız lazım. Fenerbahçe ile itidal yapmak için her şeye varız diyor. Bir şeyi çok merak ediyorum. Murat Kurum seçilemedi diye Atatürk tişörtü giydiniz ya. Acaba Dem Parti seçilseydi tişörtünüzün üstünde kimin fotoğrafı olurdu? Türkiye'de kırmızı renkte seçimde sonrası kırmızı renk daha fazlaydı ya. Acaba Dem Parti kırmızı yani Dem Parti'nin rengi daha fazla olsaydı tişörtünüzde kimin rengi kimin fotoğrafı yer alacaktı? Fenerbahçe U19 takımı kaptanı Emirhan Arkutçu, Kerem Aktürkoğlu abi bana topu taca atacaklarını söyledi. Ancak bunu yapmadılar. Gol attıktan sonra da sevinç yaşadılar. Bizi kandırdılar diyor Milliyette. Şimdi diyorsunuz ya hocam eğer Fenerbahçe futbolcusuna böyle yapıldıysa çıkıp açıklama yapması lazımdı diye. Okan Buruk ben hayatımda bu kadar iğrenç bir insan görmedim. Gerçekten de görmedim. Allah gönlüne göre versin Okan Buruk. Gerçekten gönlüne göre versin. Niye? Önce hareketli savunma daha sonra pres yapmaya başladılar. Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz? Fenerbahçeli futbolcular hiç hareket etmeyip beklese oyuncularımızın gidip gol atmak gibi bir niyeti olmaz. Topu bizim neden dışarı atmadığımıza gelince protestoyu ben mi yapıyorum? Maçı oynamak isteyen taraf biziz ve eğer topu dışarı göndersek o zaman Fenerbahçe'nin protestosuna destek vermiş olurduk diyor. Bakın dikkat edin. Dikkat edin bak. Galatasaray camiasının pek şerefli teknik direktörüne dikkat edin. Topu niye dışarı atalım? Protestoyu ben mi yapıyorum? Maçı oynamak isteyen taraf biziz diyor. 1. Açık açık oyuncularının Fenerbahçe U19 takımını topu taca atacağız diye kandırdığını itiraf ediyor aslında. Açık açık. Yoksa direkt olarak oyuncularıma sordum. Böyle bir şey yok. Hayır. Kim uyduruyor bunları falan derdi. Allah herkesin gönlüne göre versin. Allah herkesin gönlüne göre versin. Bir çocuktan edebiyat yapan, yok şöyle yapan, böyle yapanların Allah gönlüne göre versin. Ulan Allah'tan korkun. Saat 14 civarında, 14.30 civarında bu çocuklara maçı bitti. Saatlerce yol geldiler. Bunlardan da mı korktunuz? Demek ki Okan Buruk'un Allah'tan daha fazla korktuğu şey Fenerbahçe. Allah'tan bile fazla korkuyor Fenerbahçe'den. Saat 14'te ya maçı 14.30'da maçı bitti bu çocukların. O gün Şanlıurfa'ya uçtular. <laughs> Şanlıurfa'ya o şekilde yorgun argın geldiler. Mesele Fenerbahçe'nin gol atmaya çalışıp çalışmaması değil. Topu taca atacağı deyip kandırmak. Ya sizin Galatasaray'ın genlerinde yalancılık mı var? Sahtekarlık mı var? Sahtekarlık mı var? Gerçekten sahtekarlık mı var? Ben çok merak ediyorum. Nasıl bir geniniz var sizin ya? Nasıl bir geniniz var? O me, neymiş? E, Metin nokta. Metin noktayı falan anmayın ya. Metin nokta eğer böyle bir insansa biz de lanet okuyalım Metin noktaya. İnsanları kandıran, çocukları kandıran bir insansa biz de Metin noktaya lanet okuyalım. Küfürlü bir tezahürat yapalım ya. Ciddi söylüyorum eğer böyle bir omurgada bir insansa biz de ona küfürler edelim. Ayıp ya. Gerçekten ayıp ya. Şimdi pek şerefli Galatasaraylılar. Hiçbirinizin buna cevap verebileceğini zannetmiyorum. Hiçbirinizin buna cevap verebilecek kapasitede karakterde olduğunuzu da düşünmüyorum. Çünkü eğer buna cevap verecek olsanız eminim Galatasaray bile bırakırsınız. Ya da bu seneliğine dondurursunuz. Şimdi ben bir video paylaştım. Paylaştığım videoyu da Twitter hesabında yani X hesabında paylaştım. Linkini de topluluk kısmına attım. Herkes o videoyu tekrar tekrar izleyip yorum yapsın. Ortada büyük bir sahtekarlık var. Kim yapıyor kararını siz verin arkadaşlar. Ben sadece bunu söylüyorum. Okan Buruk önce hareketli savunma daha sonra pres yapmaya başladılar. Bir gol atıp sağdan çekilmek istemediklerini nereden bilecektik diye. Emirhan da diyor ya Kerem abi bana topu taca atacaklarını söyledi. Bunu yapmadılar. Gol attıktan sonra sevinç yaşadılar. Bizi kandırdılar diye. Şimdi çok büyük sahtekarlığı pek şerefli Galatasaraylılar bana cevaplasın. Pek şerefli Galatasaraylı arkadaşlar. Attığım videoyu izleyin. Maçın ilk 43 saniyesi. Yani gole kadar olan ki bölüm. Golün uzun pasına kadar olan ki bölüm. Ah keşke telif hakkına girmeyeceğini bilsem de buradan paylaşabilsem. Ama yayıncı kuruluş sağ olsun. Biz bir şey paylaşır paylaşmaz. Hemen şey atarken. Hemen anında yayıncı kuruluş telif atarken Galatasaraylı hesaplar aylarca tutabiliyor. Aylarca tutabiliyor. Ama maalesef söz konusu Fenerbahçe oldu muydu? Şey yapıyor. Neyse ben videoyu paylaştım. Videoyu tekrar tekrar izleyip yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Linkini de attım. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam bir dakika şerefli ol diye bir tişört çıkartırım. Galatasaraylıların da şeyini koyarım. Bir dakikalığına adam ol diye. Benim he, yani biz her zaman şöyle söylüyoruz. Hocam derdik ki Galatasaray'la bir dakikalığına adam ol desek kaç saniyemiz kaldı derler derdik. Bir de, bir de gidip tişört basmışlar. Şimdi pek şerefli Galatasaraylılar. Açın o videoyu izleyin. Ve o videoda olan presi bana anlatacak kadar beyniniz, ahlakınız, gururunuz, onurunuz, dininiz, imanınız var mı? O videodaki bana presi bana bir anlatın. Ya merak ediyorum süperlikte bazı takımlar size aleni olarak yatıyorlar mı? Maçı satıyorlar mı? Size hediye mi ediyorlar ki bu videodaki olayı bile pres hatta ölümcül pres diye sağda solda yazıyorsunuz. Ya o kadar yüzünüz kızarmıyor ki. O kadar utanmıyorsunuz ki. O kadar kolay yalan söylüyorsunuz ki siz bile Söylediğiniz yalana inanıyorsunuz. Bana bir anlatın, bir izah edin. Ölümcül presi bana bir gösterin. Şunu da söyleyeyim. Eğer U19 oyuncularımız kötü niyetli olsaydı ya da Galatasaray ahlakıyla bezenmiş olsaydı. Torreira'nın top ayağına geliyor. Fenerbahçe'li bir oyuncu da Torreira'ya ya çok yakın. Bırakıp geri çekiliyor. Bunu yapmak yerine arkadan ayağına çift dalar. Belki Torreira'yı sakatlar. Belki orada sarı kart kırmızı kart yer. Sert faul yapar. Ortalık gerginleşir. O an Fenerbahçe de sağdan çekilir. Al sana. Al sana. Al sana senaryo. Eğer Galatasaray ahlakıyla bezenmiş bir futbol takımımız olsaydı. U19 takımımız. Size cidden ya cidden merak ediyorum. Nasıl bir karaktere sahipsiniz? Şampiyon yapılmak için her türlü yana okşatma, bilmem şey yapma, tişört bastırma, onu yapma, bunu yapma. Her şeye sahipsiniz. Merak ediyorum daha ne kadar küçülebileceksiniz ya. Küçüle küçüle yerin dibine girdiniz. Daha ne kadar küçüleceksiniz? Daha ne kadar yalan söylemeyi sürdüreceksiniz? bir ay boyunca oruç tuttunuz. Tutmayın oruç gerek yok. Oruç sadece aç kalmak değil. Allah'ın sizin aç kalmanıza ihtiyacı yok. Ya bugün bari çıkın deyin ki arkadaş Ramazan bayramının bir günü öncesi. Olan olmuş biten bitmiş kupayı alan almış veren vermiş çıkın. Cevaplamanızı istediğim iki soruyu cevaplayın. Bir, ölümcül pres nerede? Bana bunu izah edin. İki, Mehmet Büyükekşi istifa diyordunuz, derhal diyordunuz, bilmem ne diyordunuz. Hatta sizin kendi cümleniz şuydu. Kim Mehmet Büyükekşi kalsın diyorsa en büyük şikecidir, en şerefsiz kulüptür diyordunuz, en namussuz alçak kulüptür diyordunuz. Allah o kulübün belasını versin diyordunuz. Diyebilecek misiniz? Ulan bizim kulüptekiler istiyormuş. Demek ki şikeyi yapan bizimkilermiş. Diyebilecek misiniz? Merak içinde, sabırsızlık içinde bekliyorum. Bakalım kaç dakikalığına öyle dik durabileceksiniz. Kaç dakikalığına delikanlı konuşabileceksiniz. Fenerbahçe taraftarı. Başınız dik, alnınız açık olsun. Alın Galatasaray'dan, Trabzonspor'dan utanç verici hareket. Büyük ekşi istifa diyorlardı. Derhal diyorlardı. Dakika başı bildiri yayınlıyorlardı. Fenerbahçe e, futbolcuları ceza almasın diye dikten çekilme blöfü yaptı. Ceza alacaklar diyorlardı. El birliğiyle Trabzon'da Fenerbahçe'nin başına belki de çorap örme niyetindelerdi. O çorap örülmedi. Fenerbahçe Trabzonspor'u Trabzon'da yendi geldi. Ve büyük ekşi istifa diyenler, Ali Umut bitireceğiz, bitirmezsek şöyle namerdiz, böyle şeyiz diyenler. Hepsi sus pus. Alın utanç verici hareket. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın çok cevap ikisine birden. Tokat gibi cevap. Allah herkese e, gönlüne göre versin. Ve ben şu, şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Galatasaray'dan herhangi bir açıklama işte şu kanser oldu, bu ölecek, bu geberecek. Buna organ nakli var. Resmi belge olmadığı müddetçe kesinlikle inanmıyorum. Bu saatten sonra benim gözümle Galatasaraylıların tamamının inandırıcılığı bitmiştir, tamamının. Taraftarının, futbolcusunun, yöneticisinin hepsinin inandırıcılığı bitmiştir. Tek kişi hani tek e, istisna var. Açın. Bakın arkadaşlar, paylaştığım videoya yapın yorumunuzu. Deyin ki arkadaş, eğriye eğri, doğruya doğru. şudur. Mehmet Büyükeşli konusunda da olay şudur. Verdiğim iki soruya adam gibi dürüst cevap verebilecek kadar aysiyetliyseniz siz istisnasınız. Onun dışında karışmıyorum abi. Görüşmek üzere.